sektöründeki rolünü anlatmaya çalışacağım ama burada hekim olarak da aslında şey aklıma çok gelmemişti. Eğer hekim dışı bir katılım da varsa ben hani sağlık mesleği mensuplarının ondan sonra çünkü ilaç sektörü karma bir sektör ve ben şuna çok inanıyorum. Herkesin background'unun farklı olmasının getirdiği bir harmoni var. Ondan sonra Devrim Hocam da buna katılacaktır. Özellikle ilaç geliştirme ekibinde ben herkesin aynı kökenden olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela mutlaka bir kimyacının olması gerektiğini düşünüyorum. Farmasötik teknoloğun olmasının gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra farmakoloğun olmasını gerektiğini düşünüyorum. Yani dolayısıyla farklı background'dan insanlar bir araya geldiği zaman ondan sonra daha farklı görüşler beliriyor. Çünkü biz farmakologların ilaca bakış açısı belli. Yani bugün burada ben oturmuşum, yerimde Coşkun Hoca oturmuş. Ondan sonra çok farkı etmiyor. Çünkü biz benzer bir fokusta yetiştiriliyoruz. Tabii ki kişisel farklılıklarımız var. Ama genel olarak nosyonumuz 3 aşağı 5 yukarı aynı. Farklı meslek gruplarının o yüzden ben ilaç sektöründe mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu diyerek başlayayım. Ben şimdi Doksun Marmara Tıp mezunuyum. Daha sonra Gazi'de doktoramı yaptım. İşte 2017'de doçent oldum. Çok kısaca bunu niye anlatıyorum? Hani Devrim dedi ya hayallerinizin peşinden gitmek lazım diye. Ben de biraz hayallerimin peşinden gittim. Ama hayalim başta ilaç sektörü değildi. Ben daha farklı bir hayal düşünüyordum. Ondan sonra ama uzman olduktan sonra bir anda sizi böyle atıyorlar dışarı. Böyle kala kalıyorsunuz. Ne yapayım, ne edeyim diye hiç unutmuyorum. Düşünüyordum, oraya mı başvursam, buraya mı başvursam, yeni okula. Ki farmakologların hepsi genelde, yani benim şeyime kadar, ondan sonra çoğunluğumuz şeyde, endüstri, şey, fakültede kariyer yapıyor. Derken bir gün bir telefon aldım, hiç unutmuyorum. O zaman GATA'da, Farmakoloji Anabilim Dalı'nda askerliğimi yapıyorum. Yansen Silak, klinik araştırma danışmanı arıyor. Acaba bize gelir misiniz diye böyle başladım. Daha sonra Lili'de Türkiye'den sorumlu oldum. Orta ve Doğu Avrupa'dan sorumlu oldum. Asya, ondan sonra Afrika, Orta Doğu, Rusya ve Türkiye'nin başına geçtim. Ondan sonra Hindistan'da medikal direktör olarak çalıştım. Daha sonra uluslararası market dediğimiz Amerika, Avrupa ve Japonya dışında kalan yerin onkolojisindeydim. Daha sonra uzun bir süre şeyde çalıştım. Ruhsatlandırma ve medikal direktör olarak çalıştım. Ve sonra Teva'ya geçtim. Dolayısıyla ben bunu burada kendime anlatmak veya kendi şeyimiz için söylemedim. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. İlaç sektöründe ve buna diğer sektörler de dahil. Eğer background'unuz varsa, eğer bilgiliyseniz ve biraz da yolda bir şeyler anlatacağım. Bazı özelliklere sahipseniz hiç ummadığınız hayaller kurup o ummadığınız hayallerin peşinden gidebilirsiniz. Bu benim e-mail'im. sedatrahmi.altuk@teva.com.tr. Eğer bu sunumla veya kariyerle ilgili bir şeyiniz olursa bana ulaşıp çok da rahat konuşabiliriz. Yardım etmekten de çok büyük zevk alırım. Çünkü ben bilerek girmedim ilaç sektörüne. O zamanlar işte artık adını vermediğim bir üniversitenin rektörü akademik kadro için buluşmaya gittim. Çok güzel bir CV'm var. Ondan sonra rektör bey dedi ki bana hocam dedi, daha hocam demedi, evladım da çünkü ufası tabii. Çok güzel yayınlarım var ama dedi, Türkçe dedi hiç yayın yapmamışsın dedi. Türkçe yayın dedim. Çünkü eğer iyi bir datanız varsa önce onu uluslararası platformda sergilemek istersiniz. Ondan sonra o zaman anladım ki daha farklı bir şey var. Ve ben çok büyük hayal kırıklığıyla askerliğe gitmiştim gerçekten. Ondan sonra burası çağırınca ya bir gideyim dedim bakayım ne olacak diye. Yani hiç bilmeden ben bu denizin içine girdim. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Sizlerin öyle olmasını istemem. Peki neden ilaç sektöründe olmalıyız? Yani masanın bu tarafında, o ters tarafında oturmak. Çünkü doktor olarak veya sağlık mesleği mensubu olarak siz masada hastayı veya gelen kişiyi karşılayan makam pozisyonunda oturursunuz. Öteki türlü öndeki sandalyeye oturuyorsunuz. Şimdi birincisi tıp fakültesinde eğitim amaçlarının biri ülkenin ilaç ve sağlık politikalarına etkin biçimde katılacak bilgi ve beceri tutumunda donatılmış hekimler yetiştirmektir. Eğer siz gerçekten ülkenin ilaç ve sağlık politikalarında ve aynı zamanda bir tek ülkenin değil, aynı zamanda dünyadaki bu politikalarda şey yapmak istiyorsanız ilaç sektöründe olmalısınız. Ve şunun altını tekrar çiziyorum. Endüstrinin bilimsel, güvenilir ve dinamik insanlara ihtiyacı var.
Bilimsellik çok önemli bizim için. Demin söylediğim bir sözün altını bir önceki dersteki tekrar çizmek istiyorum. Hiçbir ilaç firması yetersiz bir ilaçla piyasaya çıkmak istemez arkadaşlar. Bunu lütfen ve lütfen unutmayın. Ve bilimden ilaç geliştirilirken taviz verilemez. Dolayısıyla hepimizin bilimsellik son derece önemli bir kriter ilaç sektöründe. Biraz ilaç şirketini tanımlayayım ve biraz kavramlardan söz edeyim. Genelde uluslararası ilaç firmalarında organizasyon bu tarzda olur. Amerika kendi başına bir organizasyondur. Avrupa ve Central Eastern Europe, Big Five dediğimiz işte Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere gibi ülkeler, o seviyedeki ülkeler ve Central Eastern Europe'da Doğu Avrupa ülkeleri. Bir gelişmekte olan pazarlar vardır. Bu ülkeler dışında kalan her yer. Avustralya ve Kanada genelde bir potadadır. Bir de Japonya ayrıdır. Çünkü Japonya'nın çok farklı bir ilaç regülasyonu var. Ama bazen Japonya'da Amerika klasörünün içine atılıyor. Biz Türkiye olarak gelişmekte olan pazarlardayız. Gelişmekte olan pazarlarda burası. İşte ben bir önceki firmada çalışırken buranın onkoloji ilaç geliştirmesinin başındaydım. Çok geniş bir pazar. Hepsinin farklı dinamikleri var ondan sonra. Ama bu gelişmekte olan pazarların en büyük önemi, hani ben size atlet gösterdim ya, safety'yi geçti, arkasından manufacturing'i geçti, efficacy'yi geçti. Cost effectiveness'da yani maliyet bölümünde, budget bölümünde öldü. Buradaki ülkelerin gerçekten inovatif ilaçlar dediğimiz daha pahalı olan yeni ilaçlar için çok az bütçeleri var. Dolayısıyla siz gerçekten buralarda daha ekonomik çözümler sunmak ve daha ekonomik ilaçlar geliştirmek zorundasınız. Peki bir ilaç firması nasıl şey oluyor? Bu şu anki Teva'nın şeyi. Bir genel müdürümüz var. Genel müdürümüz o bölgedeki direktöre bağlı. Ondan sonra satıştan sorumlu bir direktörümüz var. Pazarlamadan sorumlu bir direktör. Bu benim, medikal direktör. Hukuk direktörümüz var. Kurumsal ilişkiler ve geri ödeme direktörü var. Yani ruhsatlandırma ve geri ödeme. Finans var. CFO diyoruz. Chief Financial Officer. Ondan sonra ikinci önemli, yani üçüncü önemli şeylerden bir tanesi de etik ve uyum direktörü. Eğer siz sağlık mensubuysanız, özellikle de eczacı ve doktorsanız, finans direktörü şurası ve hukuk direktörü hariç, çünkü bunlar da hukukçu olmak gerekiyor, finans direktöründe de finansçı olmak gerekiyor. Geri kalan bütün pozisyonlarda görev alabilirsiniz. Genel müdür de, bölge direktörü de buna dahildir. Dolayısıyla sağlık mesleği mensuplarının özellikle ilaç firmalarında inanılmaz bir kariyerleri olabilir. Peki benim şeyim nasıl? Siz söyleyin adını. Bana kimler bağlı? Ben medikal direktörüm. Burada ben oturuyorum. Benim medikal müdürlerim var. Her terapatik alana göre. Teva olarak biz santral sinir sisteminde ondan sonra siz söyleyin adını. Onkolojide ve multiple skleroz hastalıklarındayız. Dolayısıyla burada bana 3 kişi bağlı. Burada ruhsat bana bağlı değil ondan sonra ama genelde bir de ruhsatlandırma müdürü bağlı oluyor. Ruhsatlandırma devlet daireleri Ankara'da olduğu için de bir de bunun Ankara ayağı oluyor. Klinik araştırmalar bana bağlı ve klinik araştırmalarda görev yapan Clinical Research Associate dediğimiz kişiler var. Ben bu pozisyonda başladım. Klinik araştırma yöneticisi olarak başladım. Klinik araştırma müdürlüğü olmadım. Oradan medikal müdüre geçip daha sonra bölge medikal danışmanı oldum. Ondan sonra medikal direktör oldum. Bölge medikal direktör. Yani bu pozisyonların 3 aşağı 5 yukarı hepsini yaptım. Daha sonra Medinfo var. Ürünlerimizle ilgili gelen bilgilerin doktorlar ve eczacılardan gelen soruların cevaplandığı veya hastalardan gelen. Son olarak da farmakovijilans. Çünkü farmakovijilans şu an bizim en çok değer verdiğimiz bir yer. Çünkü hiçbir zaman unutmayın, bir ilaç çıktığı zaman piyasaya maksimum 10 bin kişide bu ilaç denenmiştir veya 6 bin kişide denenmiştir. Ama siz bunu bütün dünya için ekstrapole edersiniz. Yani o kadar ufak bir havuzdan bütün dünya için şey çıkartırsınız. Dolayısıyla zaman içinde görmediğiniz, ilacın bilmediğiniz bazı yan etkilerini ilaç yoldayken görebilirsiniz. Ondan sonra onun için farmakovijilans doktorlardan, hastalardan veya sağlık mesleği mensuplarından gelen ben sizin ilacınızda şöyle bir yan etki gördüm tarzında bilgilerin bize gelip değerlendirildiği ve databazımıza işlendiği en önemli yerdir ve geleceğin mesleklerinden de bir tanesi benim görüşüme göre farmakovijilans.
İlaç endüstrisinde ne olarak çalışabilir? Bu pozisyonların hepsini yapabilirsiniz. Medikal direktör, medikal müdür, medikal danışman, ondan sonra klinik araştırma yöneticisi veya klinik araştırma müdürü olarak da çalışabilirsiniz. Peki biraz dedim ya, tarihe meraklıyımdır. Rahmetli Feridun Firik ilk şeyde çalışan, ilaç firmasında çalışan Türk. Bayer firmasının, şöyle yazıyor Feridun Hoca, bir ilaç firmasının parantez içinde Bayer ilmi şubesinde görev aldım diye yazıyor kendi hayat hikayesini anlatırken 1929 yılında. Dolayısıyla mesleğimiz aslında çok eski. Görev tanımı, ben buradaki şeyi anlatmaya çalışacağım size. Benim yerel firma medikal danışmanının görev tanımını. Bana raporluyor, medikal direktöre raporluyor. İki tane kariyer yolu var. Bir tanesi research dediğimiz R pathway, bir de M pathway dediğimiz managerial, yani yöneticilik pathway'i. Buna göre hangi yolda ilerleyeceğini kişiyle oturup kendiniz konuşaraktan şey yapıyor. Ama birini de çok seçmek zorunda değil, iki yolda da ilerleyebilir insanlar. Yerel firma medikal danışmanı, müşterinin şirketle olan etkileşiminin olabilecek en iyi şekilde geliştirilmesi için yerel işin tüm yönleriyle ilgili uzman medikal destek sağlar. Esas sorumluluğu, müşterinin şirketle karşılıklı iletişim konusundaki tecrübelerini en üst düzeyde geliştirmek amacıyla yerel işin tüm yönleriyle ilgili uzman medikal destek sağlanmaktadır. Brand team dediğimiz lokal marka takımımızın, yani o ilaçtan sorumlu takımın takımda görev alır. Uzman doktor artık tercih etmeye başladık ama uzmanlık çok da şart değil. Eğer kişi kendini iyi geliştirdiyse bu önemli. Özellikle klinik araştırma tasarımlarını bilecek. Ondan sonra bunlar bizim için çok önemli. Global klinik çalışmalarının Türkiye'de geliştirilmesi son derece önemli. Aynı zamanda da iyi klinik uygulamalar, şirket standartları, bu bir önceki şirketimden kalma bir şey. Kural ve şeyleri içinde medikal araştırma ilkeleriyle uyum içinde olmasını sağlayacak. Aslında görev tanımı son derece kapsamlı bir görev tanımı. Ne yapıyor? Biraz daha basit konuşalım. Ürün stratejisine katkı sağlayacak. İlacı şurada geliştirebiliriz, şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz diyecek. Toplumdaki fikir liderleriyle, tabii buradaki fikir liderlerimiz hocalarımız. Hocalarla ve bir yandan da Sağlık Bakanlığı'yla iletişim kuracak. Ürüne medikal destek verecek. Ondan sonra pazarlama ve satış ekiplerinin etik kurallara uyulması yönünden denetleyecek. Eskiden bunu medikal yapıyordu ama şimdi bu medikalden gitti. İlaç firmasında çalışan herkes etik davranmak ve etik kurallara uymak zorunda. Dolayısıyla bu kural değişti. Ruhsat bölümüne destek olmak, ruhsatlandırma öncesi ve en basit olan yolda satış ve pazarlama ekiplerinin medikal eğitimi. Ama yüzdeleyecek olursam burası %2'dir. Burası %5'tir. Ondan sonra şurası %15'tir. Burası %40'tır. Ondan sonra burası da %10'dur. Dolayısıyla en önemli şey iletişim, iletişim, iletişim ve ürün stratejisine katkı. Bunları yapabilmek için de hem bir oldukça bilgili olmanız gerekiyor. Dediğim gibi uzman tıp doktoru arıyoruz ama eğer uzman tıp doktorunun olmadığı şeyler de var. Ben kendi kadromda 4 tane medikal danışman var. Bu 4 medikal danışmanın ikisi uzman, ikisi uzman değil. İngilizce çok önemli. Ve en çok baktığımız şey de ekip çalışması yeteneğinde olacak. İyi bir takım oyuncusu olacak. Sosyal bir insan olacak. Organizasyonel becerileri olacak. Pragmatik olacak. Hızlı çözecek. Hızlı yaklaşacak. Ama akılcılığı hiçbir zaman unutmayacak. Ve çok da iyi karşılıklı negotiation skill dediğimiz müzakere becerilerine sahip olacak. Bir tek ilaç endüstrisi değil, aynı zamanda ilaç endüstrisine hizmet veren CRO dediğimiz klinik araştırma organizasyonları var. Bu klinik araştırma organizasyonlarında da farklı görevlerde bu kişiler geri alabilir. Klinik araştırma sorumluları ne yapıyor? Gelen çalışmanın sorumluları oluyorlar. Araştırmaya uygun merkez seçiyorlar. Etik kurul izinleri alıyorlar. Araştırıcının protokole uyumunu takip ediyorlar ve çalışmayı takip ediyorlar. Bu benim göreve başladığım CRA pozisyonu. Clinical Research Associate dediğimiz pozisyon. Ben de orada ilk yaptığım çalışmam epilepsi bir alanında bir Türkiye çalışmasıydı. Yeni bir molekül deniyorduk. Türkiye'de Türk Epilepsi Derneği ile temasa geçtim. Hastanelerin nöroloji klinikleriyle temasa geçtim. Ondan sonra onlarla beraber epilepsi gören doktorlarla gerekli etik izinleri aldıktan sonra çalışmayı yürütmeye başladım. Burada fonksiyonunuz monitörlük oluyor. Ne demek monitörlük? Çalışmayla ilgili bulguları şirkete geçiyorsunuz. Şirketin sistemlerinde
Şeye geçiyorsunuz. Araştırmacıların olduğu kliniklere geçiyorsunuz. Ve en önemli şey de hem protokole uyumu takip ediyorsunuz hem de çalışmayı belli bir sürede bitirmeye çalışıyorsunuz. Burada en önemli şey araştırmacı ile beraber çok iyi bir uyum halinde takım olabilmek. Evet, özel sektörde dediğim gibi yönetici olarak da kariyer yapabilirsiniz. Ben danışman olarak kariyerime başladım. Şu an yönetici danışman pozisyonunda çalışıyorum. CRO ne yapıyor? Bunu da öğrenmek isteyebilirsiniz. Eğitimler veriyor ilaç firması çalışanlarına. Çünkü bazen o konuda uzmanımız olmuyor. Dışarıdan alıyoruz eğitimi. Araştırmacılara eğitim veriyor. Hasta eğitim veriyor. Klinik çalışmayı başından alıp sonuna kadar götürüyor. Bilimsel yayın desteği veriyor. Danışmanlık yapıyor. Basılı ve görsel materyal geliştirme gibi farklı işlerde yapıyor. Türkiye'de en son yaptığım araştırmada 22 tane lokal ve uluslararası CRO vardı. En eski de yine bir sevgili Oğuz Güç, rahmetli beni andı. Oğuz Akbaş abimin kurduğu Monitör Medikal Araştırma şirkettir. Gerçekten şu anki Türkiye'de yürüyen aşı çalışmalarında önemli bir bölümünü Monitör Medikal Araştırma götürmektedir. Netice, rahmetli Orhan Altın Hoca'yı, Kurt Hoca'yı bir daha analım. Arkadaşlar, birincisi eğitim şart. Peki biz ilaç endüstrisini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bilin. Yaklaşın bize. Ne yapıyoruz? Sorun. Ondan sonra gelin benle konuşun, bizlerle konuşun. Çağırın okulunuza. Daha çok ne anlatmak, yapmak istediğimizi anlatayım sizlere. İletişim ve etkileşim içinde olalım. İlaç endüstrisi güzel bir yer. İnanılmaz kariyerler yapabilirsiniz. Yani benim kariyerim gerçekten son derece farklı oldu. Neleri öğrenmelisiniz bize gelmek için? Klinik araştırmaları öğrenmelisiniz. Biyo yaralanın biyoeşdeğerliği öğrenmelisiniz. Farmakoekonomiyi, farmakogenetiği ve farmakovijilansı ekstra ve ekstra çalışmalısınız. Kişiliğiniz nasıl olacak? Birincisi, takım çalışmasına açık olacaksınız. İletişime açık olacaksınız. Esneklik ve uyum içinde olacaksınız. Esneklik son derece önemli. Bakmayın, şimdi ben 1,5 senedir home office çalışıyorum. Ama normalde Devrim Hocam da çok konferanslar nedeniyle seyahat eden bir hoca. Biz birbirimizi uçakta gördüğümüzde oluyor. İnanılmaz yoğun bir tempo arkadaşlar. Ben o kocaman uluslararası marketin başındayken bir hafta evdeydim. Evden cumartesi akşam uçağa binerdim. Pazar sabah Asya'da olurdum. Veya bir gün önce eğer Brezilya tarafına gidiyorsam bir gün önce orada olurdum. İşte yarım günlük bir adaptasyon süreci pazartesi günü sabah saat 9'da, hatta 9'da klinikte olmamız gerekirdi. 8'de beni resepsiyonda alırlardı ve cuma akşam uçağa bindirirlerdi. Böyle bir hayat yaşıyorsunuz. İnanılmaz derecede yoğun bir hayat. Pragmatik olacaksınız, problem çözeceksiniz ama detaya önem vermekten hiçbir zaman için vazgeçmeyeceksiniz. Detay her şeydir klinik araştırmada ve ilaç şirketinde ve bilginizi paylaşacaksınız. Biz doktorlar, özellikle akademisyenler, birazcık böyle bilgi paylaşımı konusunda hafif şeyizdir. Birbirimize çok böyle bilgi vermeyi sevmeyiz. Burada öyle bir şey değil. Aslında akademide de öyle olmamalı. Yani bilgi bilginin üzerine olur arkadaşlar ve bilgi paylaştıkça geçerli olur. Bilgiyi hiçbir zaman kendinize saklamayacaksınız. Kolay mı geçmek? Yani masanın öteki tarafına oturmak kolay mı? Çok zor. Çok zor. Belki o gün rektör bey bana şey demeseydi, ya hiç Türkçe yayın yapmamışsın demeseydi ki iki tane European Journal of Pharmacology, bir tane de British Journal of Pharmacology yayınım vardı ki bunların hepsi A sınıfı dergiler. Ondan sonra ben belki hiç buraya gelmezdim. Daha farklı bir yerde olabilirdim. Bilemiyorum yani. Ama iyi ki demiş. Masanın öteki tarafında oturmak kolay değil. Daha önce hizmet almak için yetiştiriliyorsunuz. Ama şimdi kapının önünde benim bazen 1,5 saat beklediğim bile oluyor. Yani bu kötülükten değil, iş temposu. Ve zaten bir hasta varken içeri girmek de doktorla konuşmak da benim sevdiğim bir şey değildir. Çünkü öncelikle hastanın acısı dindirilmelidir. Öncelikle hasta tedavi edilmelidir. Sonra ben gelmeliyimdir. Biz sizi aldığımız zaman son derece yüksek beklentilerle alıyoruz. Gerçekten onu da kotaracak, bunu da kotaracak diye. Ama çaylak olarak geldiğiniz zaman tabii kotarabileceğiniz şeyler daha sınırlı. Dolayısıyla bizim sizden belli beklentilerimiz olması, sizin de bizden belli beklentileriniz olması gerekiyor. Ben bugün oturduğum koltuğa 21 senede oturdum. İkinci günde olmuyor bu işler arkadaşlar. Onu da söylemek isterim. İlaç firmasında kariyer yapılır mı?
Neden olmasın? Bu why not kelimesini ben çok severim. İngilizler çok güzel kullanır. Neden olmasın? Çünkü en nihayet geride kalan pistin yukarıda kalan irtifanın pilota faydası yoktur derler sevgili pilot arkadaşlarım. Onun için kariyer yapılır tabii ki. Çok da güzel yapılır. Lokal ve uluslararası yapabilirsiniz ki benim kariyerim bunu gösteriyor. Yayın şansımı bakın 1, 2, 3, 4, 5 tanesi şu an bu yayınlarım benim şeyden ilaç endüstrisinde yaptım. Akciğer kanseriyle ilgili yaptığım çalışmalar burada. Meme kanseriyle ilgili yaptığım çalışma. Dolayısıyla yapılabiliyor. Ve bu yayınların benim doçentliğimde de çok büyük rolü oldu. Ben şeyde doçent oldum. İlaç firmasındayken doçent oldum. Neden ilaç firmasında olmalıyım? Ben kendime sordum. Sizin yerinizde olsam neden olmak istiyorum? Bir kere dinamik bir hayat. Yani inanılmaz son derece dinamik yaşıyorsunuz. Hatta şuradan resmi göstereyim. Bakın işte İlaç Eczacılık Kongresi'nde burada konuşmuşum. Bu Paris Kozmidis, Yunan Onkoloji Derneği'nin başkanı. Bir kongreye çağırdı. Onunla beraber konuştuk. Ondan sonra bu İran'dayım. İran devrimi olunca Şah'ın şeyini kırmışlar buradan heykeline. İran'dayım. Bu Yeditepe'deki öğrencilerim, bu sevgili Işık Hocam ondan sonra. Yani oluyor arkadaşlar, isterseniz böyle bambaşka bir hayat yaşayabiliyorsunuz. Bambaşka ülkelerden bambaşka dostlarınız, bambaşka arkadaşlarınız olabiliyor. Benim hiç düşlemediğim bir hayattı. Bana yeni bir dünya görüşü verdi. Ben mesela çok iyi ahçıdır diye sağ olsun Esra okudu. Bunun nedeni ben ilk gittiğimde yani Çin yemeği o noodle'ları şeyleri chopstick'leri tutamıyordum çöpleri. Şimdi çok güzel evde Çin yemeği yapıyorum. Yani açık olursanız bambaşka şeyler oluyor. Yorucu mu? Yorucu değil, çok yorucu. İnanılmaz yorucu. Yani ben halen sabah saat 4'te kalkmak ve uçağa gitmek inanılmaz yorucu arkadaşlar. Ama en önemli şey şu, kendinize zaman ayırmalısınız. Yani ben bu temponun içinde bile her zaman uçakta okumaya çalıştım. Sağda solda okumaya çalıştım. Dostluklar geliştirmeye çalıştım. Mesela uçakları sevmemin de belki en çok nedeni bu. Kendime zaman ayırmak için. Tanpınar'ı da okuyun. İnanılmaz bir yazardır. Türkiye'nin çok farklı düşünen yazarlarından. Belki bir Carl Sagan gibi bir adamdır. Ondan sonra şöyle bir lafı vardır. Şark oturup beklemenin yeridir. Biraz sabırla her şey ayağınıza gelir. Eğer bu mentalite değilseniz sakın olası ilaç firmasına gelmeyin. İlaç firmasında sizin şark gibi olmamanız birçok şeyi kendinizin yapması gerekiyor. Son olarak da ben bu dersi Türk Farmakoloji Derneği'nin sevgili Oğuz Güç anısına verilen adını verdiğimiz ve rahmetli Oğuz Güç'le beraber planladığımız, daha doğrusu kendisinin planladığı, benim de çok ufak olarak kendisine destek oldum bir iki ufak konuda. Oğuz Güç Farmakoloji Yaz Okulu'nda veriyorum. Ondan sonra bunu da onun için aldım. Çünkü hayat çok çabuk geçiyor arkadaşlar. Hayat iki elim cebimde uydurduğum bir masaldır der Tanpınar Hoca. Ve ben son olarak bu Oğuz'un son çekip bana gönderdiği resimlerden bir tanesi. Hacettepe Tıp Fakültesi burası. Ondan sonra bu da rahmetli Oğuz Güç hocanız. Hep bu yaşta abim. Böyle yakışıklı. Böyle kırmızı gravatı çok sever biliyorsunuz. Kırmızı gravat güçtür. Kendisi de Oğuz güçtü. Ondan sonra şu arkada durduğunuz kütüphanesi bir gün beni gönderdi bu odaya. Sedat dedi şu Türk bayrağının durduğu şeyin yanındaki föyün yanındaki föyü çek dedi. Oradan üçüncü kağıdı al aradığın kağıt o dedi. Böyle de iyi bilirdi. Böyle de pragmatik. Böyle de iyi bir adamdı. Çok çok iyi bir adamdı. Bize Dicle'sini kızına emanet bıraktı. Dicle şu an 17 yaşına geldi. 18 yaşına girmek üzere. Ondan sonra tekrar abime Allah'tan rahmet diliyorum. Ondan sonra beni dinlediğiniz için de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Evet, hatırasına hürmet, ruhuna rahmetle. Çok sağ olun arkadaşlar.